Bilindiği üzere Zekat Foundation Amerika'da 20 yıldan beri faaliyet göstermekte. Biz bu acil hizmete veya da acil responsa alışığız. Minneapolis'te olan hadiseler daha önce işte Katrina'da olsun, ondan sonra New York'taki şeylerin suların yükselmesiyle olsun, bizim vakfımızın Amerika genelinde hem organize etmesi hem bu gibi acil hizmetler götürmesi alışkanlığını kazandı, deneyimini kazanmış oldu. Covid ile beraber gelen çok ciddi bir ihtiyaç durumu Amerika'da mevcut. Biz aylardan beri diyebilirim bu acil durumlara çare aramaya veyahut da bunlara bulunduğumuz imkanlarımız dahilinde şubelerimizin bulunduğu bölgelerde çözümler üretmeye çalışıyoruz. İşte milyonlarca kilo patates ve yiyecek zemzem meyve dağıtıyoruz. Süt dağıtıyoruz sürekli ayrı toplumlara. Bunun dışında Minneapolis'te olan hadiseden sonra ağır olan, Covid ile gelen ağır olan durumun daha da ağırlaşması, illa da fukara bölgelerde durumun çok kötü olması, bazı küçük dükkanların kapatılmış olması veya kapanmış olması halkı çok zor durumda bıraktı. Bunun üzerine biz hizmetlerimizi arttırmak, ihtiyaç olan yerlere çok daha seri bir şekilde ulaşmaya çalışmak durumunda kaldık. Minneapolis bilindiği üzere aşağı yukarı 3,5 milyonluk bir şehir çevresiyle beraber ve şehir merkezlerinde Amerika genelindeki metropollardaki şeyler aynı. Fukaraların oturduğu belli bölgeler var. Minneapolis'te bunun aynısı. Oradaki bölgeye biz yardımları götürdük. Allah'a şükürler olsun. 20 ton kadar bir yiyecek götürdük. Ve dağıtımımız devam edecek. Çünkü çok ihtiyaç var. Büyük dükkanlar kapalı, küçük dükkanlar kapalı. İnsanların yiyecek alabilecekleri yerleri yok. Zaten Covid vardı. Hala devam ediyor ciddi bir şekilde. Şimdi bu Minneapolis'te olan hadise, yani zenci gençlerin öldürülmesi, kadın ve erkeklerin öldürülmesi, ırkçı polislerin hemen hemen her gün herhangi bir şehirde birini öldürmesi, Minneapolis'teki hadiselerin son damla olmasına, suçsuz bir insanın 20 dolarlık bir değerinde bir hikayeden kaynaklanan milletin gözün önünde bir insanı ya ölüyorum nefesim kesildi, nefes alamıyorum demesine rağmen öldürülmesi bence son damla, bardağa dökülen son damla ve bunun aşmış olması. Ümit ediyorum adaletsizliklerin, yani zencilerin Amerika'da uğramış oldukları adaletsizliklerinin on binlerce insanın sürekli olarak korku ve endişin içinde yaşaması şehirlerde, genç kadın ve çocukların, erkeklerin sokağa çıkarken sürekli anaları babaları aman ha polisle dikkat et, polis seni öldürebilir falan demesi gerçekten çekilinecek gibi değil. O anlamda ümit ediyorum Minneapolis'te olan ve Amerika'nın tümüne yankı eden bu halkın isyanı, halkın direnişi, halkın ayağa kalkışı belki de gelecek olan değişikliğin bir başlangıcı olur. Öyle sanıyorum ki biz gelecek günlerde yeni hükümet hangisi olursa olsun gelecek günlerde bazı değişikliklerin olduğuna inanıyoruz. Bunun için de Allah'a dua ediyoruz. Yani bu çekilmez olan baskıların son bulacağını ümit ediyoruz. Biz bir yardım kuruluşuyuz. Bu yardım kuruluşu olarak da hizmetlerimizi götürmek zorundayız. Yani bu hizmetleri götürürken veya adaletsizliğin olduğu yerlerde bir vakfın sorumlusu, bir vakfın başkanı olarak orada bulunmak, işlerin yürütüldüğünde ciddi olan yerlerde ciddiyetle üzerinde durmak için genelde
kendim gidiyorum. Orada bulunmayı tercih ediyorum. İnsanların bizi görmesini, insanlar bizi liderleri olarak görüyorlar. Liderlerin, hadiselerin en önemli olduğu yerlerde onlarla beraber olmasını tercih ettiğim için biliyorsunuz ben kendim giderim o yerlere. Müdahale edilecek olan yerlere. Ümit ederim bizim müdahale etmek zorunda kalacağımız çok şey olmaz. Bu günler adaletsizliğin, ondan sonra bu gerçekten zulümlerin son bulmasına neden olur. Ve böylece bizim hizmetlerimizin de tekrar oraya gitmesine gerek kalmaz diye düşünüyorum. Biz Zekat Foundation olarak isterseniz Amerika içinde olsun, isterseniz Amerika dışındaki diğer bölgelerde olsun, Allah'ın izniyle elimizden geleni yapmaya, yardımları götürebildiğimiz kadar götürmeye devam edeceğiz. Halkımızın ve doğruların, adaletin yanında olmaya sürekli